Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi önümde bir masa yok ve masanın üzerinde duran bir ürün de yok. Neden? Çünkü ürünün tam da üstünde oturuyorum. Bugün sizlerle birlikte Rampage KLR72 Wolf kumaş terletmez koltuğun kutu açılışını, incelemesini, kurulumunu ve her şeyini birlikte yapıyor olacağız. Şimdi gelin sizlerle birlikte hem kutu açılışını hem de kurulumunu yapalım. Gördüğünüz gibi kutu içerisinden güzel bir paketleme ile birlikte bizlerin eline ulaşıyor kocaman bir kutuyla ve aynı zamanda kutu içerisinde her şey güzel güzel paketlenmiş bu beni inanılmaz derecede memnun etti ve o ince detay o vida kutusu vardı ya açılışta gördüğünüz hani alyan anahtarı içinde böyle bölüm 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 vidalar konmuş falan muazzam derecede kolay bir kurulum bizlere sağlıyor. Şimdi gelelim bu koltuğun detaylarına. Öncelikle en büyük bizler için önemli olan konu ne? Uzun saatler boyunca oyun oynamamız ve aynı zamanda çalışıyorsak, oyun oynamıyorsak da uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturuyor olmamız. Buradaki en güzel özellik ne biliyor musunuz? Deri değil, suni deri değil, tamamen kumaş ve kaliteli bir kumaştan yapıldığı için inanılmaz derecede konforlu ve terletmez bir materyal olduğunu söyleyebilirim. Tabi bununla birlikte ergonomi tarafında inanılmaz derecede bizlere rahatlık sağlıyor. 180 derece yatan sırt bölümü aşağı yukarı ve aynı zamanda şu sallanma olayını bizlere sağlayan özellikleri mevcut. Tüm iskeleti metalden oluşturulmuş ve bu sayede inanılmaz sağlam ve dayanıklı. Bununla birlikte tekerleklerinde özel bir dokunuş yapılmış. Yüksek ağırlığa dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Maksimum 120 kiloluk bir ağırlık taşıyabiliyor. 1.80 boyundaki kişiler için ideal boyutlarda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kolçaklarından bahsetmek istiyorum. Kolçakları ben çalışırken inanılmaz beni rahatlattı. Bunun en büyük sebebi ne? Yanda bir düğmemiz var. İleri ve geri olarak kolçakları ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda yanda bir tuşumuz var. Bununla birlikte aşağı ve yukarı olarak ayarlayabiliyoruz. İç tarafta bir düğme var. Bununla birlikte de çapraz açılarda da ayarlama sağlayabiliyoruz. Tabi burada şuna da değinmek istiyorum. Özellikle kafa yastığı inanılmaz benim hoşuma gitti. Çünkü doku olarak kadifemsi bir doku da yapılmış. Bu nedenle böyle başınızı koyduğunuzda güzel bir hissiyat ensenize doğru veriyor. Bel desteğimiz de aynı şekilde aynı boyun yastığındaki gibi aynı materyalden üretilmiş kadifemsi ve yumuşak bir dokunuşa sahip. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bel desteğinde herhangi bir lastik yok. Yani koltuğa sabitleyemiyor bu şekilde alıp belinize koyup yaslanıp işinize bakabiliyorsunuz. Sabitlenmesinin veya sabitlenmemesinin bir avantajı veya dezavantajı var mı bilmiyorum ama benim yaşadığım minik bir problemi sizlere söyleyeyim. Mesela kalktım ve tuvalete gittim. Şöyle bir kalkış yaptığımda gördüğünüz gibi minder düşüyor. Sonrasında tekrar geldiğimde böyle elimle kaldırmam gerekiyor. Hani bu bir problem mi? bilemiyorum artık yorumu sizlere bırakıyorum. Boyutlarına baktığımızda popo kısmı 40 santim, bel kısmı 34 santim ve sırt kısmının yüksekliği yani sırt kısmından kastım tamamen boyutundan bahsediyorum 132 santim. Bu boyutlarda ben mesela 1.75 boyundayım ve aşağı yukarı 95-96 kilo civarındayım. Yani yaklaşık 3 gündür de bu koltuğu kullanıyorum. Herhangi bir hani rahatsız edici bir şey görmedim özellikle bazı oyuncu koltuklarında şu yan tarafta basen kısmında şöyle çıkıntılar oluyor ve o çıkıntılar belli bir süre sonra böyle sıkabiliyor sizi. Bunda öyle bir şey yok. Biraz daha düz bir yapıya sahip olduğu için özellikle bacak kısmım biraz daha rahat ettiğini söyleyebilirim. Bu arada tabii hep böyle ölçülerden boyutlardan vesaire bahsettim ama bu koltuktaki dolgu kısmı yumuşak bir malzemeyle yapılmış. İlk başta yani ilk üzerine oturduğunuzda kutudan açtınız kurulumu yaptı. Gerçekten ilk seferde bana inanılmaz sert geldi. Dedim ki yani kumaş bir koltuk daha konforlu olması lazım. Neden bu kadar sert diye düşündüm. Ama yaklaşık 1,5-2 gün oturduktan sonra süngerimsi doku yumuşadı. Şu anda inanılmaz derecede rahat ettiğimi söyleyebilirim. Yani ilk defa satın aldığınızda ya bu çok sertmiş demeyin. Birkaç gün kullanın. Sonrasında zaten o süngerimsi doku yumuşayacak. Ve gerçekten daha konforlu bir şekilde oturacaksınız koltuğunuzda. Yani sonuca gelecek olursa... Uzun süredir suni deri bir koltuk kullanan birisi olarak kumaş koltuğun rahatlığını kimseye anlatamam. Çünkü bunu yaşamanız gerekiyor. Eksilerden biraz bahsetmemi isterseniz eğer bir önceki koltuğum da rempeşti. Onun boyutlarından inanılmaz memnundum. Aslında boyutları bununla aynı. Sadece sırt kısmı bir 20 santim daha kısa şu yaslanma yeri. Keşke bunun da bu yaslanma yeri birazcık daha uzun olsaymış tadından yenmezmiş. İnanılmaz derece rahat ediyorum. Çok da konforlu bir koltuk olduğunu söyleyebilirim. Özellikle suni deriler üzerinde saatlerce oyun oynayıp saatlerce çalışıp sırtı Tonu her yeri ter içinde kalanlar kesinlikle ve kesinlikle kumaş bir koltuğa geçmelerini son derece öneriyorum. Çünkü birebir yaşadığım bir durum olduğu için 2-3 günlük kullanımda bile bunu çok net bir şekilde anladım. Bu koltuğu satın almak isterseniz açıklama kısmına linki bırakıyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da bunları yapın. Kend Kendinize de çok iyi bakın, hoşça kalın.